orijinali Minnesota Duluth Üniversitesi Dil Bilim Bölümünde yardımcı doçent olan Will Summer'ın hazırladığı bir dersle karşınızdayım. Bugün size farklı dilsel anlamlardan, özellikle de geleneksel sezdirim ve konuşma sezdiriminden bahsedeceğim. Son 40 yıldır çok etkili olan ve dil bilimsel anlam ayırmada kullanılan yöntemlerden biri, Oxfordlu felsefeci Paul Grace tarafından geliştirilmiştir. Grace'in konuşma sezdirmesi ve geleneksel sezdirme olarak anlamı ikiye ayırdığını biliyoruz. Konuya şunu öğrenerek başlayabiliriz. Bir konuşmacının söylediği ile kastettiği arasında fark vardır. Örneğin yorgunum cümlesine bakalım. Biri size dışarı çıkalım mı diye soruyor. Siz de yorgunum cevabını veriyorsunuz. Bunun dilsel anlamı yorgun olduğunuzdur. Yani yorgun ve um eki birleşir. Yorgun olduğunuzu söylemek için kullandığınız bir cümle haline gelir. Yüzeysel olarak baktığımızda söylediğiniz şey tamamen budur. Fakat size teklifte bulunan kişiye muhtemelen bundan fazlasını söylemek istersiniz. Ona dışarı çıkmak istemediğinizi söylediniz aslında. Dilsel açıdan sadece yorgun olduğunuzu anlatan bu cümlenin konuşmacı açısından anlamı sizin dışarıya çıkmak istemediğinizdir. Yani dolaylı yoldan teklifi geri çevirdiniz. Konuşma sezdirimi, konuşmacının kullandığı kelimelerin yüzeysel anlamının ötesine geçen mesajlardır. Buradaki önemli nokta, dinleyicinin konuşmacının niyetini anlamak için çaba sarf etmesi gerektiğidir. Bu niyet, konuşmacının kullandığı kelimelerle doğrudan bağlantılı olmasa bile. Yani bir cümle söylerken dinleyicimin benim amacımı anlamasını isterim. Bir davete cevap olarak yorgunum diyorsam, dinleyicimin neden yorgun acaba diye düşünmesini umarım. Bunun sonucunda da onunla dışarı çıkmamak istediğimi yorum yaparak anlamasını isterim. Burada olası iki mesaj var. Birinci mesaj, yorgunum cümlesinin gerçek anlamı. İkinci mesaj da kastedilen anlam. Yani seninle dışarı çıkmak istemiyorum. Buradaki birinci mesaja geleneksel veya dilsel anlam diyoruz. Yani cümleyi oluşturan kelimelerin anlamı neyse cümlede o anlama geliyor. İkinci, yani kastedilen anlam ise geleneksel olmayan anlam. Yani bu cümlede kullanılan kelimelerin anlattığıyla cümlede ima edilen farklı şeyler. Yorgunum cümlesini başka bir bağlamda söylersem daveti geri çevirmek anlamına gelmeyecektir. Örneğin, uyumaya hazırım anlamına gelecek şekilde yorgunum da diyebilirim. Ya da sabah kalkar kalkmaz yorgunum dersem yataktan çıkmak istemediğimi anlatmış olurum. Veya biriyle tartışıyorumdur ve daha fazla tartışmamak istediğimi belirtmek için yoruldum, yorgunum deriz. Tüm bu durumlarda yorgunum demiş oldum. Fakat aslında hepsinde farklı bir şey kastettim. Kısacası farklı bağlamlarda farklı anlama gelecek şekilde aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Kastedilen anlamsa geleneksel olmayandır. Felsefeciler ve dil bilimciler doğruluk koşullu anlamdan bahsederler. Bu anlamda cümlenin gerçek anlamıyla alakalı anlamdır. Cümlenin doğru olup olmadığını anlamak için kullanılır. Yorgunum cümlesine bakacak olursak bu cümle ancak ve ancak gerçekten yorgunsak doğrudur. Bu cümlenin doğruluk koşullu anlamı az önce bahsettiğimiz kastedilen anlamların her zaman bir parçası değildir. Yani dışarı çıkmak istemediğimi ima etmek için yorgunum diyorsam, bunun doğruluk koşulu yine benim gerçekten yorgun olup olmadığıma bağlıdır. Cümlenin dışarı çıkmak istememekle ilgili kısmı doğruluk koşulunu belirlemekle alakasızdır. Yani geleneksel sezdirim anlamı doğruluk koşullu değildir. Şimdiye kadar ne anlattığımızı özetleyelim. Bir tarafta doğruluk koşullu, yani gerçek anlamlı ve geleneksel bir cümle var. Diğer tarafta ise kastedilen ve geleneksel olmayan cümle var. Bu ayrım günlük dildeki anlamları anlamamızı sağlıyor. Fakat anlamın çok önemli bir başka boyutu da var. Geleneksel sezdirim anlamı. Bu anlam türü de her iki türün arasında duruyor. Yani geleneksel sezdirim gelenekseldir çünkü kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Fakat doğruluk koşullu değildir. Bir örnek verelim. Ezgi kısa boylu ama güçlü. Bu cümle doğruluk koşullu Ezgi kısa boylu ve güçlü cümlesiyle eşdeğer. Yani ezgi kısa boylu ve güçlü olduğu sürece iki cümlede doğru. Eğer hem kısa boylu hem güçlü değilse iki cümlede yanlış. Ya öyle ya böyle olmak zorunda. Buradaki soru şu: Amalı cümlenin V'li cümlede olmayan nesi var? Amalı cümlede bir karşıtlık söz konusu. Bu karşıtlıkta bizim kısa ve güçlü olmakla ilgili beklentimizle bağlantılı belki de kısa birinin aynı zamanda güçlü olacağını düşünmeyiz. Kısacası bu cümledeki iki kısım arasında bir karşıtlık var. Bu karşıtlık tabii ki cümlenin geleneksel anlamının bir parçası. Ama'yı ve sözcüğüyle değiştirirsek doğruluk koşullarının aynı kaldığını görüyoruz. Fakat bu sefer karşıtlık gidiyor. Karşıtlık ama kelimesinin geleneksel anlamının bir parçası olmalı. Fakat bu karşıtlık aynı zamanda doğruluk koşullu anlamın parçası değil. Bunu biliyoruz çünkü ama ve ve cümlelerinde aynı doğruluk koşulu vardı. Fakat cümlelerin sadece birinde karşıtlık söz konusuydu. Grace bu geleneksel fakat doğruluk koşulu olmayan cümleye geleneksel sezdirim adını verdi. Günlük dilde bu sezdirimden çokça var. Mesela açıkçası eften püften spor mağlup oldu. Takımınızın adı olsun eften püften spor. Veya şu lanet eften püften spor kaybetti. Yazalım. Bunlar hem bir gerçeği anlatır hem de konuşmacının tutumunu gösterir. İkinci cümleye bakalım. Şu lanet eften püften spor kaybetti. Burada konuşmacı eften püften sporun kaybettiğini söylüyor ve bu gerçeğe karşı tutumunu belirtiyor. Belli ki konuşmacı eften püften sporun kaybetmesinden hiç hoşlanmamış. Konuşmacının ne hissettiğini anlamak açısından bu cümle önemli olsa da anlatılan şeyin doğruluk koşuluyla ilgisi yok. Doğruluk koşuluyla ilgisi olan tek şey eften püften sporun kaybedip kaybetmediği. Burada duyguyu belli eden kelime lanet. Fakat bu kelime cümlenin doğruluk koşulluğunu etkilemiyor. Sonuç olarak bu kelimenin anlamından geleneksel sezdirim açısından bahsedebiliriz. Özetle üç farklı anlam boyutundan bahsettik. Birincisi cümlenin gerçek anlamına çok yakın olan geleneksel doğruluk koşullu anlam. İkincisi geleneksel olmayan kastedilen anlam. Bu da konuşma sezdirimi oluyor ve genellikle söylenilenden fazlasını kastediyor. Son olarak da geleneksel, doğruluk koşullu olmayan anlam. Bu da geleneksel sezdirime eş geliyor. Kısacası dilsel anlamların üç farklı boyutundan bahsettik. Bunlar dil ve bu dili nasıl kullandığımızı inceleyen alanlarda özellikle felsefe ve dil bilimde oldukça faydalı ayrımlardır.